Herkes duysun ve bilsin ki ulemaya mensup bu zatlar ahkam-ı şeriyeyi tatbik edip adaleti sağlayacakları yerde fitne fesata yol açıp isyan tertip etmeye niyetlenmişlerdir. Gizli toplantılarda buluşup devletli padişahımız Sultan Murat Han'ı hal etmeye niyetlenmiş, Osmanlı tahtına namzet gösterme cüretinde bulunmuşlardır. Şüphesiz ki Yüce Padişah Efendimiz Sultan Murat Han'a ihanetin bedeli ölümdür. Ve hiçbir mevki bu ihanetin cezasını hafifletmez. Allah günahlarını affetsin. Yıkılıptır bu cihan. Sanmayın ki bizle düzelir hünkârım. Düzelir elbet. Ahizade Efendi'yi vazifesinden azlettim. Makamının mesuliyetini taşıyamadı. İktidar hırsına kapılıp yanlış yollara saptı. Alimin afeti kendini büyük görmesidir demiş İmam Gazali. Sebebi kibir olan günahın affı beklenemez. Nitekim iblisin baş kaldırmasına sebep kibri olduğu için affedilmemiştir. Asilerin sarayı bastığı gün seni azlederken sana bir söz vermiştim. Bu zalimler seni azletti. Bil ki ben azletmedim. Padişah padişah olduğu vakit sen evvelden olduğu gibi müftü olacaksın demiştim. O vakit geldi. Nihayet. Meşiat makamı esas sahibine tevcih edilecek. Bundan böyle Devlet-i Aliye'nin Şeyh-i İslam'ı sensin. Hünkârım, yüce gönlünüzü lütfettiniz. Ömrünüz uzun, nizamınız daim olsun. Hayırlara vesile olsun. Bize reva görülen hakaretin hesabını soracağız oğlum. Değil Kıbrıs'a, Fizan'a sürse kâr etmez. Cümle Osmanlı mülkünde Sultan Murat'ın zulmünü işitmeyen kalmayacak. Yahya Efendi'ye de gün doğmuştur. Yerimi alacak elbet. Ne bekliyorsun ki? Böyle padişaha, böyle müftü. Çekilin ağabey. Yol açın. Ne oluyor? Bu sesler ne? Nedir bu kemankeş ha?
Hünkârımızın emridir. Sizi geri götürmeye geldim Ağızade Efendi.